Merhaba, hoş geldin, hoş geldin. Evet, gazeteciler gününüz kutlu olsun. Sağ olsun. Tam güzel güne denk gelmiş. Senin de. Hocam, seni sonra... Yalçın abi de gelebilecek bir şey herhalde. Kim? Yalçın abi de gelebilecek bir şey herhalde. Kalabalık da değil mi? Doğru söyleyeyim, ona ben ama işe yapmadım. Ben aradım onu da şey yok dedi. Yukarıda çekil ben dedi. Gelecek mi? Onu ben de gelecek mi? Yok, ben de çekil dedi. Teşekkür ederim. Gazeteciler gününüz kutlu olsun. Evet, gazeteciler gününüz. Çağırdım abi, çağırdım da. Kendinizi tanıtır mısınız? Hayırlı geldiler muhtarı Şinasi Özdemir. Şinasi Özdemir, bu sizin mahallenin sınırları nereleri? Şimdi bir tarafı Kuyumcu Deresi'ne, Kuyumcu Deresi. Bir tarafı jandarmanın yanında olduğu çeşmeden yukarı. Sağlık Köyü, Cillioğlu, Maksutlu, Karadere, Sapağan'a kadar çıkan üçgen şeklinde olan bir mevkiye sahip mahalle. Tabii Aydınlık Evler Mahallesi büyümekte ve gelişmekte olan bir mahalle. Orada konuşacak tabii. Yok, tabii konuşacağız da ben kısa. Bugün de bu anlamlı günde sizleri davet ettim. Davetime icap ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şimdi zaten muhtarlığıma geçin, basın açıklamamızı da yapacağız. Mahallemize yaptığımız yatırımlar, bundan sonraki olacaklar. Bu kadar diyeyim şimdilik. Teşekkür ederim. Bu kadar. Hoş bulduk. Bizi de çek şey atıyor. Bizi de başta o saat. Kaşanın ne için burada? Evet, bu adamın çekmesine gerek yok. Aynen yeni ayın 10'larda yoğunları. Hadi buyurun. Değerli basın mensupları, davetime icap ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta Fikret hocama, Bekir Öztürk Bey'e, Ahmet Ceylan Bey'e, Şenol Tango Bey'e, Mehmet Kavcı Bey'e, Kamil Yılmaz Bey'e, Kader Hanım gelemediği için ona da söylemiş olduk. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir seçime daha yaklaşmış bulunuyoruz. Halen muhtarlığını yürüttüğüm Aydınlık Evler Mahallesi'nde 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimde mahalleme yine muhtar adayı olduğumu siz değerli basın huzurunda açıklamış bulunmaktayım. İlçe ilk seçildiğimden bu yana gecemi gündüzüme katarak mahalleme
hizmet etmeye çalıştım. Ve yaptığım işlerin sıkı takipçisi olarak mahalleme birçok projeler ve yatırımlar alarak mahallemizin sıkıntılarını gidermiş oldum. Huzurunuzda yapılan projeler ve yatırımlar şöyle sıralayabiliriz. Bölgem iki grup olduğu için bir üst mahalle, bir alt mahalle olarak alt mahallemizde iki tane hücre kabin koyularak 1000 kW'lık trafolar elektrik hattını yer altına alarak ön ve arka caddenin elektrik sorunu çözmüş olduk. Ve yine ön ve arka caddelerin güzel bir aydınlatma yaparak sokaklarımızı karanlıktan kurtarmış olduk. Yine alt mahallemizin kanalizasyon hattını çözmüş olduk. Yine alt mahallemizin internet hattını sorunu çözmüş olduk. Mahallemizde güzel bir çocuk parkı ve kamalyalar yaparak vatandaşlarımızın ve çocukların oynarken kendilerini dinlenebilmesini sağladık. Yine çocuk parkının baş tarafına muhtarlık büromuzu yerleştirdik. Mahallemizin doğalgaz hattının gelmesinin takipçisi olduk ve doğalgazın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın kömür ve tüp parasından kurtarmış olduk ve hava kirliliğini önlemiş olduk. İnşallah en kısa zamanda arka caddemizin yolunun parkelerini yaptırarak yol sorununu da gidermiş olacağız. Üst mahallemizde de çok ciddi yatırımlar yaparak büyük sorunları gidermiş olduk. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. Kanalizasyon hattı komple yeni yapıldı ve kolları ile birlikte 2000 metre kanalizasyon hattı ana haltere bağladı. Ve üst mahallemizde büyük bir mağduriyeti kurtarmış olduk. Üst mahallemizin giden dik yolumuzu betonlayarak 30-40 senelik yolumuzu trafiğe açmış olduk. Yine üst mahallemizde 30-40 senelik yol hasreti çeken Kezban Çolak anamızın kendi ve belediyemizin katkılarıyla kapısına yol almasını sağlayarak kendisini büyük bir mağduriyetten kurtardı. Yine üst mahallemizde yardıma muhtaç iki ailemizin evlerinin yapılmasına vesile olarak evlerine yerleştirmesini sağladık. Yine üst mahallemizde iç yolları betonlayarak irili ufaklı kapı betonlamasını yaptık. Yine üst mahallemizde elektrik sorunu ve direklerini değiştirerek ve kapalı kablo çekilerek elektrik mağduriyetini gidermiş olduk. Yine her sene yardıma muhtaç ailelerimizi yalnız bırakmayarak gıda ve yardım kömürü alınmasını sağlamış olduk. Her sene 45 ya da 50 bin TL gıda yardımı yapmış bulunuyoruz. 5 yıllık zaman zarfında mahallemize kazandırdığımız yatırımlar arka yolunda yapılmasıyla birlikte, parke yapılmasıyla birlikte aşağı yukarı 40 milyon TL'ye yakın bir yatırım yapmış bulunacağız. Değerli basın mensupları, yaptırdıklarımızın yapacaklarımızın teminatı diyerek 31 Mart 2024 yerel seçimde halkın ve aydınlık evlerin güzel insanların beni yalnız bırakmayacağından hiç şüphem olmayıp yine güzel projelerle aydınlık evlere adı gibi aydınlıklar katmaya devam edeceğim. Bu kutlu yolda aydınlık evlerin hizmetkarı olarak 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimde tüm halkımın desteklerini bekler, saygı ve sevgilerimi sunarım. Hayırlı olsun. Bu yatırımlarla birlikte başta önceki başkanımız Solge Erener Bey'e, şimdiki başkanımız Ahmet Süleyman Oğlu Bey'e, oğluna, TEDAŞ müdürümüz Özkan Karabey'e, TEDAŞ şefimiz Sebahattin Tüysüz'e, doğalgaz müdürümüz Hakkı Kahya Bey'e, Telekom müdürü İsmail Bey'e, son olarak mahallemize irili ufaklı katkıda bulunan bütün resmi kurumlarımıza ve yardımsever esnaflarımıza şahsım ve mahallem adıma çok çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Hepinizin de Gazeteciler Günü'nü ayrıyeten kutlamış oluyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Yok kız yazdı onu, şeyde yazdı. Hocam ben geldim ve turuzun içi. Tamam. Ben iki günü güzel çıkıp yatarım sana. Benimki güzel çıkıyor. Yatağı bir de gelsin. Yatay.